PR Shop Ego. Aşağı söylesek sadece başladık diye. Söylüyorum. Başlıyoruz. Başladık. Telefondan sessiz. Please. Hadi böyle bakalım. Başladık deyince çok heyecanlanmıyor musun ya? Ben heyecanlıyım. Başladık sen... deyince heyecanlanmıyorum. Ben heyecanlanıyorum. Ben seyirci işte. Olmayınca heyecanlanmıyorum ya. Tamam. Var işte bak. Tamam. Çok ayıp ya. Dün konser vardı. Ayıptır söylemesi. Hani... Ya, bunun harbi heyecanlı oluyor. Şimdi biraz sonra olacak mesela. Ama seyirci olunca çok fena. Neredeydi konser? Das Das. Ya her konser öncesi çişim gelemez yani. O heyecan çişi. Yani çünkü yani yapmışsın da aslında çok iyisin. Neyse konuya çişle başlamadık. Başladık değil mi kayda? Yani buralarda kullanırız belki ya. Belki konser çişini yani, tercih etmem. Böyle hazırlık falan da yaptım. Yazacaktım. Ondan sonra uzun zamandır elle yazmadığım için soruları şey yapamadım. Yani normalde Aslı var. Aslı gelmedi. Ona bu kartları daha böyle havalı olsun diye şey soru şey konuşma kartı. Telefonun hiç iyi olmuyor falan demiştim ama şimdi Aslı izlediği zaman görecek ki elimde şey de var. Telefonda evet, var. Havalı bir cümleyle giriş yapmak istedim. Şeydi yazdım. Dedim ki etrafımdaki arkadaşlarımdan bir ayakkabı sever derneği kursam seni de böyle kadın ayakkabıları kısmının başkanı yaparım diye düşünüyorum yani. Ne diyorsun? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bunun için. O kadar ya o ben değilimdir bence. Yok ya. Ya bir yani ama yani çok teşekkür ediyorum. Göstermiyorsun, çaktırmıyorsun ama senin de bayağı böyle süper ayakkabıların var yani. Süper ayakkabılarım var yani. Biz Nike'la işbirliği yapıyoruz büyük ev ablukada olarak. Ben Gülinden olarak ayrıyetten de yapıyorum. Çok güzel ayakkabılarım var. Bir de ayakkabıya düşkün bir tipim ben. Çocukken de mesela bir ayakkabıyı beğenirdim ve onun kırmızısıysa laciverdin de alırdım falan gibi. İlk sorum olacaktı zaten ya. Aslında direkt sorusu cevap vermem. Sorularını gözlerinden algılıyorum ben. Ne zaman aldın ilk spor ayakkabını hatırlıyor musun? Yani ilkokulda. İlk böyle şey olan yani hani o an böyle bunu çok istiyordum da falan. İlkokulda neydi? O dönem konçlu dediğimiz aslında bilekli ve böyle iki çizgili bir ayakkabıydı. Ne markası yok mu? Markası yoktu çünkü Amerikan pazarından almıştık. Amerikan pazarı çok iyi değil miydi ya? Sirkeci'deki Amerikan pazarından. Evet. Ben ilk marka Lee Cooper çakma büyük ihtimalle kotumu da oradan almıştım. O zaman kot da yoktu. 81'liyim, 43 yaşındayım. 82'yim, 42 yaşındayım. Yani ama ilk spor ayakkabımı gerçekten oradan almıştım. Ve iki rengi de vardı, bezdi. Onları çok seviyorum yani en sevdiğim ayakkabılarım da sonra her renkte bir ayakkabım olmasını istedim uzun süre. Oldu ama mu? Bazen de her renkte ayakkabım vardır herhalde ya. Ha şimdi vardır da o zamanlar oldu. O zaman olmadı tabii ki. Evet, o zaman çok zordu ya. Şey var mı peki böyle yani o zamanlar acayip bir şey ayakkabı şunu istiyordum da hiç olmadı alamadım ondan sonra bir daha da çıkmadı falan filan dediğin bir ayakkabın var mı? Maddeyle ilgili çok öyle bir ilişkim yok. Ama filan. Ya bazen en sevdiğim ayakkabını birine hediye edebiliyorum. Ben edemiyorum. Sen edemiyorsun ama koleksiyonersin. Evinden anlayabileceğiniz gibi. O başka bir kafa. Ama ben de çok sevdiğim bazı... Mesela şimdi bu ayakkabılarımı bir 10 yıl kimseye vermek istemem diye düşünüyorum. Verme zaten yani. Ben onları o kadar çok beğeniyorum ki. Az önce... isim çok zor ya şunların. Az önce bunların baktım. Mı? Evet şey Peace Mind... Neydi? Dur şeyi de bunlar kapattım. Bunlar bakar mısınız arkadaşlar? Bunun aslında burasında böyle bir tane daha parçası var. Pomçik böyle arasına bir şey koyabiliyorsun falan. Ben onları çıkarttım. Ya ben yani onları... hem Londralıyım, Brit'im. Golf birazcık da. Nike'yim. Her peace, türlü. Peace Minus One diye sanki tam nasıl okunduğunu bilmiyorum ya. Bu bir markayla. Çok İngilizce biliyorum. Evet ya. İngilizceden değil de bir markayla collab aslında. Peace... Peace Minus One. Minus One mu? Evet. Bayağı ve çok rahat bir ayakkabı. Kutusu ben falan da acayip. Ben ayakkabıları şu hareketleri yapmayı çok severim mesela. Onların bir altı böyle tık 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 diye ses olsa çok iyi olmaz mıydı? Yani? Buradan Nike'a tep ayakkabısını yiyeceğim ben de. Ya benim küçükken en çok almak istediğim ayakkabılar aslında Elegir'ler vardı hatırlar mısın? Michael Jackson çıkmıştı reklamlarında. Onunla işbirliği vardı ve böyle Michael Jackson bette giydiği ayakkabılarla benzer böyle bir collab yapmışlardı. Spor ayakkabı. Evet. Çok iyiydi ve
şeyi hatırlıyorum. Yani böyle o zamanlar televizyonda her reklam böyle defalarca çıkmıyordu. İşte bir gün yatmıştım işte ertesi gün okulu var falan diye pazar. Ondan sonra babam geldi Michael Jackson çıktı reklamlarda falan dedi. Ben kalkıp oraya gidene kadar reklam bitti ve ben yıllarca o reklamı bir daha televizyonda izleyemedim. Sonra YouTube'da izledim yani. Şimdi hala zaman zaman bakıyorum. Benim aklımda kalan en çok sevdiğim ayakkabılar onlar. Nasıl bir şey acaba Michael Jackson'ın? Ben spor ayakkabıyla hatırlamıyorum. LA Gear'la yapmıştı. Hala LA Gear var bu arada. İşte Los Angeles Gear gibi işte diyebiliriz. Böyle hala logosu falan aynı gibi. Ama böyle çok fazla üretmiyorlar yani. Hı. Ben küçükken çok onlara hayranıydım. Zaten böyle Nike'da, Jordan'da falan fişman almak gibi bir şey çok şeydi yani bizim için. Ütopik bir durumdu. Ama sonra yavaş yavaş işte ilk Jordan'larım duruyor bu arada hala. Şeye dikkat ettim ben. Yani senin konsere geldiğimde de konserde de işte böyle fotoğraflarında da sen konser ayakkabılarını böyle genelde hep koşu ayakkabıları. Evet. Özellikle mi seçiyorsun onları? Yani bir süre denedim, bir araştırdığım gibi oldu. Hı. Çünkü ne bileyim, ben zaten her zaman rahat ayakkabı giydim. Ne bileyim yani, hiç sivri burunlu ayakkabı, galiba bir tane topuklu ayakkabım olması lazım. Hı. Ama hep rahat ayakkabı giydim. Sahnede koşular yani sana ekstra bir güç veriyor. Yani normalden daha fazla zıpladığın ayakkabılar var. Modelinin adını hatırlamıyorum. Altı böyle neredeyse topuklu gibi. Evet evet. Ben de şimdi Pegasus'lar vardı zannedersem senin gibi. Adını hatırlamıyorum. Evet. Hatırlarsak altı bir yerlere, aynen, şuralara, oralara yaparız. Mesela Fortnite, büyük ev Fortnite'ı onlarla verdim. Tek bir ayakkabıyla. Yani normalde zıpladığımdan daha çok zıpladığım net. Ve yani çok daha şey yürüyorsun. Hafif yürüyorsun. Aynen. Ama hayat içinde görünmesi de aşırı ilgi çeken bir ayakkabı. Yani bakkala fosforlu gitmeye gerek falan yok onunla. Fosforlu. Siz zaten daha böyle fosforlu şeyler seçiyorsunuz. Bir dönem o kafadaydık. Hı. Şimdi biraz daha başka bir kafadayız ama sahnede sneaker yani hayattakinden daha önemli falan gibi. Kesinlikle. Yani. Ben çok nadir topuklu ayakkabı giyiyorum. Yani dikkat etmemişsinizdir ama yani maksimum 15 dakika onunla kalıp hemen değiştim. Öbür look'ta altıma öbür spor ayakkabı. Çok zor yani, çok güzel yapabilenler var. Kylie Minogue'lar olsun, Madonna'lar olsun. Onunla çalışmak lazım yaptığın müziği. Stilinin de ona ait olması lazım. Mesela benim ev ayakkabılarım vardır. Ben bazı ayakkabıları ayırırım ya. Yani. Bazı ayakkabının iki tane var, birini evde giyiyorum gibi. Geçen seninle ilk bu program için konuştuğumuzda yollamıştın. Onlar da şey, Michael Jordan annesine ithafen çıkartılmış, evet, ayakkabı var. Aslında Michael ev Jordan'ı... Ev ayakkabısı olarak aynen. Michael Jackson annesinin ayakkabılarını... Michael Jordan. Değil pardon, Jordan'ı. Aynen. Ev ayakkabıları ayrı bir kafa yani. Evet. Giyindiğim şeye göre evde de giyiyorum ayakkabıyı yani. Peki şey yapıyor musunuz? Sahnedeki kostümünüze göre bir ayakkabı seçiyor musunuz? Yoksa... Seçiyoruz. Hepinizin böyle o şey yani o konser serisinde o ayakkabı bu şeye göre bu şey olacak falan kostümünüzde... Seçiyoruz. Daha... Çok iyi yani. Seçiyoruz, seçiyoruz. Bunu Türkiye'de yapan çok az insan vardı diye düşünüyorum yani. Yani biz de hep böyle değildik. Biz işte 12 yıllık bir grupsak bunu 6 yıldır falan yapıyoruz. Zaten bayağı her şeyiniz konsept ilerliyor. Ya tiyatrocu bir grup olduğumuz için yani grubun içinde iki oyunculuk mezunu, bir işte mimar, bir fotoğrafçı, bir tam full time, iki tane full time müzisyen, bir de mimar var. Evet. Eksik bırakmadım herhalde. Cem sahne ışık dekor. Dolayısıyla tiyatral bir havamız var. Kostüme önem veriyoruz. Yaptığımız müzikle çünkü. Yani görsele de önem veriyoruz. Sadece sesi iyi olsun değil de biz de öyle şeyler izlemeyi benim seviyoruz. Yani böyle hani bir şeye böyle öykünürsün ve hani şey olarak kıskanmak değil de hani böyle şey olarak kıskanırsın ya yani böyle ulan ben de keşke şöyle bir şeyin içerisinde olsam diyebileceğim. Bence tek oluşum veya grup sizinki yani Türkiye'de. Ya, çok teşekkür ederim. Çünkü ben de birçok işte grubumsu şeyler içerisinde bulunarak yaşadığım bu zamana kadar ama o şey çok belli oluyor yani. Nasıl diyeyim böyle kartelin çıktığı kan kardeşler gibi sanki o. Kartelle aynı cümlede geçtik. Aynen. Çok yani iyi. Bayağı böyle havalısınız ya. Çok seviyorum. Çok teşekkürler. Bizim için de kolay olmayan bir yandan ama bir yandan herkesin hayatında yaptığı en sevdiği şey. Evet. Ya herkesin başka bir profesyonu var grupta. Ama herkesin en çok yapmayı sevdiği şey bu. Müzik. Aynen. Zaten çok bir de arkadaşız müzik. Yani. Evet. Öyle gruplardanız.
Evet. Yani arkadaş olarak başladık mevzuya. Bu arada aslında hani oraya girsem mi, söylesem mi, konuşsak mı diye biraz daha ayakkabı konuşacağımız için ama oraya gelmişken de söyleyeyim. Ben Büyük Ev Avukat'ı grubunu çok geç şey yaptım yani. Keşfettim ve senin sesin böyle ya hiç anlamlandıramadığım o kadar iyi bir ses. Sonra böyle şey Instagram'da başka bir şekilde işte ben Zorlu'da çalacaktım. Sen Zorlu'da program evet. yapıyordun falan. Orada birbirimize ekledik falan. Aa bu kız o kızmış falan oldum. Kız mı? Aynen. Sonra oyuncak mevzusu. Hayır değil. Sonra şöyle oldu ya ben bir liste yaptım tamam mı? Bir albüm yapacağım zaman en çok çalışmak istediğim isimlerdi. Şimdi en azından programın ilk konuğu sen olabildin ya. Oradan söyleyebiliyorum yani. Ne kadar seninle müzik yapmak istediğimi ve çok sevdiğimi. Listenin başında da Gülinler var. Yani hakikaten bu şey değil. Ve sana da mesaj atmıştım. Sen birbirimizi takip etmeye başladın. Evet. Sen o mesajı görmedin. Sonra sen bana mesaj yaptın. Albümün çıkmış. Ondan sonra albümü dinliyorum. Üzerine işte böyle şey yaptım diye. Böyle şey olmuştum yani. Tüylerim diken diken olmuştu. Yani böyle sonra da çok iyi arkadaş olduğumuzu evet. düşünüyorum. Sonra evet. hatta bir şarkı yapmayı dedik arkadaşlar. Evet, fakat duruyor. Yani bu adamın öyle bir evi var ki beni bir odaya soktu şarkı yapalım diye doğaçlama yapacağım. Sadece Superman var odada. Ve ben de dolayısıyla Superman mı? Yok. O zaman He-Man'ler de vardı. He-Man'ler vardı. Büyücüler. He-Man'le ilgili şarkı yapmaya evet, başladım. Büyücüye yani başka bir şey hayal edemiyorum yani. O kadar çok hayal edecek şey duruyor ki odada. Böyle o zaman He-Man falan. Bir deneme yapmıştık sonra devamını getiremedik. Ama duruyor. Bence devam ettiririz yani. Ettirilir evet, tabii. Kesinlikle. Ettirilir. Evet. Şeye nasıl bakıyorsun? Şimdi günlük hayatta da tabii artık çok iyi ayakkabılar giyiyorsun. Zaten Nike'la da işbirliğin var. Sana özel seri ayakkabılar da geliyor. Ama şimdi satın da alıyorsun artık. Yani o öyle bir şey ki sana bir yerden ayakkabı gelse bile gidip satın da alıyor. Yani tabii o ki. Şey girdikten sonra ayakkabı olayı bambaşka bir dünya. Şimdi böyle birazcık daha hype ayakkabılar işte. Mesela atıyorum Travis Scott, işte Jordan'ın bilmem ne Kobe falan fişman. Senin bir ayakkabı giymen için böyle hype'ı çok yüksek olması lazım mı? Yoksa sen hiç böyle hype olmayan ama çok sevdiğin bir ayakkabıyı da seçiyor musun yani? Net seçiyorum. Hı-hı. Net seçiyorum. Neye göre seçiyorsun mesela günlük hayatındaki ayakkabıyı? Ben Air Force'cuyum. Air Force? Evet. Süper. Air Force seviyorum. Onu da çok rahat ediyorum. Bir de ne bileyim pastel tonları var. Her tonu var. Simsiyahı var, bembeyaz var. Aslında bugün gelirken bunu mu giyeyim, onu mu giyeyim? Bir tane, Swarovski birkaç tane var. Swarovski'yi giymeyeyim dedi. Evet. Ayıp olmasın. Bir tane de Swarovski'li bir Nike'm var. Çok güzel ya. O. Değerli bir parça. Evet. Kendisi. Sende beyazı mı vardı? Beyazı var. Onun siyahı da var ama beyaz bence muhteşem yıkılıyor. Çok güzel bir ayakkabı. Evet. Böyle çılgın ayakkabılar gelince bana gönderiyorlar. Hı. Çok seviniyorum. Süper. Yani bakıyorum bazen o ayakkabıyı Lilze'ye de göndermiş oluyorlar. Onu da çılgın buluyorlar diye düşünüyorum. Bir de ben boks ayakkabılarını çok sevdim. Sahnede evet, çok rahat. Şuraya kadar oluyor. Böyle boğazlı değil, çizme boyu değil şurada. Hafif topuklu yani şöyle. Nike'ın çok yok ama boks şeyi. Var ben var göndereyim mi? Sana. Tabii Nike'ın çok, yani var ama çok yok diyebiliyorum. Yani böyle çok çeşitli modelleri yok. Çok çeşitli modelleri evet. yok. İki tane. Onlar çok güzeller ama. Evet, grisi evet. ve bordosu var. Ama günlük hayatta kullanmayı tercih ettiklerim Air Force'lar genelde. Ben de Air Force çok seviyorum. Bir de 82'de yapılmış ya. Yani oradan da çok seviyorum. 82'li olduğum için böyle onun böyle tişörtleri oluyor 82 ondan sonra üzerindeki tokası falan. Hep böyle onları giyesim geliyor. Yani. Ama Air Max'ciyim. Sen de geliyorsun diye bugün Air Max bir Master'ları giydim. Bunlar ben da Max'in şuradaki şu şeyine takılıyorum şuna. Ha, hava da bunun. Evet. Evet, çok güzel değil mi? Değil. Sevmiyor musun? Sevmiyorum ben onu. Aa. Buradan açıklama yapıyorum. Yani ne bileyim, ben eskiden mesela şeyi de sevmezdim. Dönem dönem insanın şeyleri değişiyor tabii ki. Mesela bir ayakkabının altı beyaz ve üstü niye yeşil atıyorum? Yani niye onun altı beyaz? Yani çoğu ayakkabının altı beyaz. Ya. Ha, sen en altını diyorsun. En altını. Tabanlarının mı? Beyaz olması çoğu ayakkabının. Hı-hı. Mesela çok uzun süre öyle ayakkabı giymedim. Ha. Mutlaka koyu olması gerekiyordu benim için. Alışmam bayağı bir zaman aldı. Evet. Ben de şeyi seviyorum.
kauçuk rengini çok seviyorum. Hmm. Böyle eski spor ayakkabıların renkleri şey oluyordu. Şimdi yeni bazı böyle Air Max'lerde var sarılı altı. Evet, böyle altı kauçuk hastasıyım yani. Kauçuk olduğu zaman direkt beni alıyor yani. Şimdi ama altı beyaz, üstü sarı neler giyiyorum çok. Hiç sevmem, asla almam dediğim bir ayakkabı, ayakkabı markası var mı? Hayatta giymem bunu falan diyeceğim. Bilmem var mı acaba, bir sorayım bakayım kendime. Model de olabilir ya. Yani sivri uçlu ayakkabı sevmiyorum. Of, ben de istemem. Spor ayakkabı da sevmem. Yani şurası şöyle bir yuvarlak olacak. Air Max'leri sevmeme sebebim de o. Biraz böyle... O kadar sivri değil ya, yuvarlak yine. Air Max sivridir tattım yani, biraz öyle doğru. Şimdi mesela senin ayağındaki yuvarlak, yuvarlak değil. Evet, mesela sen, ondan giymem. Ha, sen öyle sivrimsin diyorsun. Ha, evet. Aynen. Tiger'lar. Evet. Değil. Ama ben o giymem senin anlamında. Aynen. Ben daha yuvarlak hattıları seviyorum galiba. İyi, o zaman şimdi bu son zamanlarda süper moda olan o mu o mu, bu mu şu mu falan, evet, gibi bir şey var. Ben sana buradan bazı ayakkabılar göstereceğim. Ondan sonra programın sonunda böyle bir şey eklemek istedim. Monk Love Kansas City Royals mi? Bu mu? Bir tut istersen bunu. Yoksa Puma Spikes nasıl okunuyor? Spirex Black mi? Zorlu bir karşılaşma. Dunk rahat değil. Evet. Genel olarak yani benim için rahat bir ayakkabı değil. Bu ayakkabı da güzel değil. Yani birinden birini seçmek zorundasın ama. Seçmek zorundaysan bununla devam edelim. Tamam. Ne yapayım yani, yine Nike'da canımızdır diye düşünüyorum. Peki Nike Dunk Kansas mı yoksa New Balance 550'nin şu renk ya renk arkadaş mı? Yok. Değil mi? Değil bu. Bununla devam. Tamam. Az evvel şunu önerdi bana. Sanırım renkli bir kişilik olduğum için önerildi. Yok, onu önermedim. Tam hiç ben asla New Balance önereceğimi düşünmüyorsun burada. Hiç giymedim bu arada, bilmiyorum. Bu arada rahat... bunlar çıkacak şeye. Ekrana çıkacak. Tamam. Çevirmene gerek yok. Rahat. Ama ben görev edindim artık bunu. Peki, tamam. Göstereceğim. Peki Air Jordan 1 Mid Reverse Panda mı yoksa Kansas az önce elimizde kaldığı için? Günlük hayatta bunlarla yürümek çok zor. Yine Dunk'tan devam ediyoruz. Aslında Dunk çok rahat. Nasıl böyle Dunk bir şey? Dunk rahat diyorsun? Değil. Benim için değil. Ayaklarımız peki farklıdır. Peki o zaman. Çıkar hadi diyor. Benim ince uzun ayaklarım var. Ha, benim de biraz tabii iri olduğum için hafif böyle. İrilik ayak. Evet, saçmaladım ya, aynen. Şu an öyle evet değil. Ne zarif insanlar var, ayakları ponçik ponçik, evet, yani olabilir. Nike Dunk Kansas mı yoksa Puma Palermo mu? Hoş bir ayakkabı. Yine çok da sevmediğim Dunk'la devam ediyorum. Peki madem bunu bir noktada kıracağız ya bunu. Dunk şeyini mi? Evet. Var bir sürü Dunk'ım. Ha, giyiyorum. Ha, iyi, tamam, okey. Ama bayılmıyorum. Bu Dunk da çok güzel ya bu arada. Altı ama mesela Force'lar kadar rahat yürüyemezsin. Yani bilmiyorum. Ben çok sevdiğim için belki de şey yapamıyorum. Ben günde 12 bin adım atıyorum. Ve bir ayakkabı ayağıma azıcık vuruyorsa... Ya, yürüyüş ayakkabısı olmadı kesin yani. Ama değil yani, evet. Günlük yaşamda öyle yapamam. Evet. Peki Nike Dunk Love Kansas City Royal mi yoksa Adidas Originals Samba'nın şöyle rengarenk modeli mi? Bunu hiç beğenmedim. Beğendiğim modeller olur ama Dunk'la devam ediyoruz. Bizimle değil. Bizimle değilsin. Nike Dunk Low mu yoksa Air Jordan 1 Mid Smoke Grey mi? Ha, mesela bu biraz daha ya yani yine Dunk aslında. Uzun Dunk gibi. Evet. Ama değil, hadi bu olsun. Ama yani çok benziyor. Değil ama çok benziyorlar. Evet. Görebiliriz. Alt tabanına bakabiliriz. En azından başka bir şeye başka geçtik. Başka bir şeye geçtik. Evet. Air Jordan 1 Mid Smoke Grey mi yoksa Puma Extend Nitro mu? Çok yok. Düz ya, değil mi? Düz değil de yani beyazın 50 tonu falan gibi böyle. Güzel değil bence. Beğenenler şey etsin.
Peki. O zaman şu anda seni alacağız galiba burada. Nike Air Jordan 1 Mid Smooth Grey mi yoksa Nike Air Force 1 Love atletik mi? Tabii ki. Tabii ki. Bakın ayakkabı. Gördüğünüz gibi ki yine değişik seçimler yapılmış yani. Ayakkabının altına beyaz olmasına takıyor mesela, sarı yapılmış filan ama bayağı. Evet ya, o son zamanlarda onu şey yapıyorlar. Çok güzel yapıyorlar. Güzel bunlar hep şey, geri dönüşüm. Granür, zaten tamamı geri dönüşüm. Granür kahvenin içerisine bu ayakkabıyı koyuyorlar, bembeyazı, ve tabanını o renk yapıyorlar. Granür kahve, kafam karıştı şu anda. Nescafe diyeyim. Nescafe'yi geceden ıslatıyorsun. Evet. Ondan sonra ayakkabıyı basıyorsun, yatırıyorsun. Evet. İçinde böyle ağır bir şey koyuyorsun, sadece tabanını. Ve sabah çıkarttığın zaman alt tamını şey oluyor. Aynen. Kokar ayol. Yani onu bilmiyorum. Kokar granül kahve olmaz. Öyle yapmayalım. Tamam, ben yapmıyorum zaten. Sen yapan yap. Var yani. Bu da aslında o rengi yani bu rengi yapmaya çalışanlar öyle yapıyor işte. Çok güzel bence. Evet, bence de çok güzel. Ben seçtim diye demiyorum. Peki Nike Air Force 1 atletik department mı yoksa ASICS hiç söylemedim bile, tamam. Hiç şeyim değil. Bu değil. Böyle peki. Bu tarz koşucu ayakkabılarını sevmiyorum. Peki. Daha yükseklerini seviyorum onların. Peki. Ama kesin çok rahattır ve müthiş koşuluyordur eminim. Çok rahat olduğunu duyuyorum. Hiç giymedim. Tarzım hiç değil. Ama giyenler böyle şey. Buradan giyenlere hesap. Aynen. Vanilla Black. Aynen. Adı güzelmiş. Air Force 1 Love mı? Nike. Vans Slip-on Black of White mı? Çok tatlı bir ayakkabıdır. Bu ben kar kaydım bir süre. O zaman bunların kırmızısından vardı. Hı-hı. Çok güzeldir. Ama rakibi çok çetin şu anda yani. Rakibi kim? Yani şu an elinde diğer şey var ya, Air Force. Oynuyoruz ya. Ama bu aslında basket için üretilmiş bir ayakkabı, evet. Mantıken. Nike'ın da başka SB diye bir tane, evet. Kayka için yaptıkları öyle, var. Evet. Dunk sevmiyorum abi, var mı? O da ama kayka ayakkabısı. SB yani o da. Kayka ayakkabısı olduğu için bunu çok severim. Bu bir klasiktir bence. Vans da bir klasiktir. Kırmızısı vardı bende. Olimpos'a tatile gittiğimde unuttum orada. Geri yollamadılar mı? Geri yollamadılar. Birine de bence mutlaka şey olmuştur, aynen, diye düşünüyorum. Ama yine de bunu seçerim tabii ki. Zaten o kadar Air Force övdükten sonra. Aynen yani. Peki. Seçim olarak. Nike Air Force 1 Love Athletic Department mı yoksa Nike Air Max 1 Velvet Brown mı? Ki sen zaten... Velvet Brown bir kere kahverengi ayakkabı tercih etmem genelde. Bir de tabanları da şey rengarenk yani neredeyse. Tabanları neredeyse geri dönüşümü modernizm. Ben... Hastasıyım. Yani şu ikisine baktığımda bu. Sen geçmiş miydin? Geçmiştim şu an. Ben geçmem. Ben hatta bir tane daha Air Max var sırada. Air Force 1 mi? Air Max 1 Team Red mi? Bunun fotoğrafta hiç çıkmamış ama şey o kadar güzel ki. Anlamadım. Bana pazarlamaya çalışıyor. kesinlikle bu çok daha iyi bir ayakkabı bence. Ben yine atletik departmanttan devam ediyorum. Pekala. Tamam. Hayır diyeceğini bile bile. Nike Air Force 1 Athletic Department mı? Yoksa her söyleşimde değişiyor bu arada. Nike Dunk Love Bronze Pink mi? Burada bir pembe yani seni alır diye düşünüyorum. Pembe ama beni alır da kahverengi yok etmiş zavallı, evet pembe ya. Abi. Yani kakanın içine çilek koyulmuş gibi demek asla doğru olmaz. Ama yani kahverengi bir ayakkabıda ya hiç ihtiyaç duymadım. Hadi ya. Son zamanlarda da işte en çok popüler işte Travis'ler falan hep böyle kahverengi ya. Demek Travis'lerde hiç... falan. Travis Scott aşırı severim. Ama kahverengi bir kıyafet giyersem kahverengi ayakkabıya ihtiyaç duyarım ama beyazla siyahla giyerim yani. Bu ama güzel değil. Çok karışık renkleri ya. Ve bu beyaz niye var? Yani vay. Benim de bir böyle 3 renk 4 renk yapıyorlar. Ben beyaz sıvış çok seviyorum. Yani net bir şekilde bu daha iyi bir ayakkabı. Peki. Şu anda kafanı tamamen karıştıracağım. Nike Air Force 1 Athletic Department mı? Yoksa Nike Cortez Vintage Muslin Suite mi? Çok güzel. Şimdi mesela bununla beni tavlarsın. İşte. Çünkü bakar mısınız yani? Tam bir gülünen ayakkabısı değil mi? Değil. Ama ben bir yandan da öyle yani. Evet. Bir yandan da öyle. İkisini beraber alamıyoruz. Yani o mu o mu? Bir tanesini söyleyeceğim ki
ona göre. Yani kişiliğimi mi belirliyor şu an bu benim? Yok yani işte popüler bir oyun olduğu için ben de yani sorularım da bitmişken şöyle bir şey hazırlayayım da diye düşündüm. Hadi değiştirdim. Değiştirdin mi? Pofidik. Nike Cortez mi? Cortez genel olarak bayıldığım bir stil değil ama renkleri çok iyi. Cortez ayakkabım var. Forrest Gump'tan hatırlayacağımız. Forrest Gump'ta diyebiliriz. Salomon Speed Cross 3 mü? Yani hiç biraz çok renkli. Böyle bir ayakkabı giymedim şimdiye kadar. Giyen kişiler de genelde hep böyle daha kaslı. Tam böyle durmuşken. Bir kasını gösteren bir birey var yanımızda. Renkleri de çok fazla. Tercih etmem böyle bir şey giymeyi. Bu Türkiye'ye gelmesini uzun zamandır beklenen bir ayakkabı aslında. Öyle mi? Evet. Benim elimde şu an çocuklar bu. Sevenleri çok seviyor. Ben de çok şey değilim. Öyle mi? Marka olarak ama salon ha, aynen. Evet. Ben şu cicilikteyim şu anda. Elimizde 3 ayakkabı kaldı. Bunlardan 2 tanesi Nike. Senin son yani sevdiğin bir şey olduğunu bildiğim için sonra satacağım. Sonunda böyle bir kendini şey, evet. Denetle diyorsun. Nike Cortez mi? Müslin Suit mi? Yoksa Asics Gel Quantum mu? Bu çok çizgisel şeylerden haz etmiyorum. Değil yani bu. Şu kibarlık ve hoşluk. Peki. Air Max sevmediğini bildiğim için ama leopar mı leopar falan sevdiğini düşündüğüm için Nike Cortez Vintage Müslin Suet mi yoksa Nike Air Max 1.87 leopard mı? Hiç bakmadan bu. Peki. Çünkü tamam. Leopard'ı sevmiyorum biliyor musun? Aa. Evet. Ama nedense çok seviyor musun gibi. Ben de o yüzden bunları giydim ya. Leopard Bartu çok sever. Aa. Ben leopard yani ne bileyim çok yakışan kişiler olabiliyor. Aslında çok. Animal print seviyorum. Ha. Ama mesela Animal print ama inek falan seviyorum. Böyle onu daha çok seviyorum. Bunda direkt bir seksi bir imaj var ya. Yani evet ama bilmiyorum. Ama ha. Var bir tane öyle ayakkabım. Bence onu mu gördün? Air Max evet. Değil. Evet. Başka bir şey sana eve gidince fotoğraf falan atarım. Tamam. Bayağı iyi. Air Max galiba. Air Max evet. Peki son ayakkabı. Artık seni biraz zorlasın. Nike Cortez mi? Yoksa Nike Air Footscape Woven mu? Rainbow bir de. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bunun siyahından var bende. Evet. Ama bundan yok. Beni ters köşede bıraktın. Gerçekten hiç beklemiyordum. Bunu seçersin ve gideriz diye. Hatta şunu ve seçersin diye düşünmüştüm. Bunu seçmem. Yok. Bu çok kahverengi tatlım. Evet bilmiyorum. Yani ben çok sen olsun gibi hissetmiştim ama. Ya giyerim istersen evet. Bir giyip gezerim. Bir tür fotoğraf çekeriz. Ama bu arada çok rahat ve güzel bir ayakkabı ve spor ayakkabı gibi de değil. Bayağı casual bir ayakkabı. Bendeki siyah ve deri. Şu gri olan yerleri. Şu örmeleri falan bayağı güzel. Ama yani şu çok daha beni ifade eden bir ayakkabı derim ben. O zaman teşekkür ediyorum. İyi ki geldin yani. Senden daha iyi bir konuk düşünemezdim yani. Estağfurullah. Ben sana bir konuk önerisinde bulunmak isterim. Mesela bizim Bartut ayakkabıya bayağı meraklı. Ama mesela Gökhan Özoğuz. Evet. Senin arkadaşın olduğu için. Seni beni aşar. Öyle diyorsun. Evet. Bir de stiller de var. Ya spor sneaker zaten çok seviyor. Ama böyle bir İngiliz ayakkabı stili de var. Evet onu da biliyorum. Zaten punk falan İngiliz. Evet. Sana böyle bir öneride bulunabilirim. Yani artık benim orada gördüğüm, sen evet benim direkt tanışıklığım olmadığı için. Yazarız kendisi. Şimdi burada değil. Ha, tamam. Ama gerçi konserlerini gördüm. Yani gitmen gereken bir kişi. Ben yani her gittiğimde bir tane wow bu neymiş ya falan diyorum. Ayağıma uymamasına rağmen ayağımı içine sokuyorum evet. Falan gibi şeyler aslında yapıyorum. Aslında aynı mahallenin çocuğuz yani hep sürekli karşılaşıyoruz falan ama evet, siz çok yakınsınız. Evet. Ama evet. Koleksiyonlarından etkilendiğim bir arkadaşım Gökhan yani. Tamam süper. O zaman bir sonraki bölümde. Bir de benden çok da ayakkabı kültürü olan bir kişi. Ben hepsinin markasının ismini bilmem. O hepsinin senesiyle. O derece. Evet onda da bir. O tamamen aslında styling ile baştan aşağı ilgilenen bir kişi. Hmm. Şapka da onda öyle. Evet çok ilgileniyor.
Detektif ama ayakkabısıyla yani. İlgili bence onunla da görüşmelisin. Tamam. Ricamız olur. O buradan Gökhan Özoğuz'a ya da Athena Gökhan'a. Evet. Biz kendi aramızda. Athena Gökhan, Tarkan ve buradan işte şey yapmış olalım. Programdan benim önerdiğim kişi ayakkabılarla ilgili Gökhan Özoğuz olur. Gelsin. Bence de gelirse bir gelebilir seviniriz. bence. İşi gücü arasını sıkıştırabilir, gelir. Olmazsa biz gideriz ona. Tamam, süper. Teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Ayaklarınızı rahat ettirecek şeyler giyin. Evet. Tırnaklarınızı düz törpüleyin. Yoksa evin içinde de ayakkabı giyen bir insan olarak tırnak batıkları olabilir. Yarım numara büyük alalım mı? Hayır. Tamam. Yarım numara büyük almayalım ya. Bence. Tam numarasını alalım. Koşuyorsak belki. Hiç koşmadım. Çok iyi. Ya koşmayı sevmem. Ama başka sporlarla ilgileniyorum. İyi o zaman. Deyip sonunda kendimle ilgili bilgiler vermeye başlamışım. Ben teşekkür ediyorum. Burası çok güzel bir yan. Hangi sokaktayız? Hangi sokak? Ahmet Fettahi. Ahmet, tam Fevziye Mekteplerinin yanında. Evet, Ahmet Fettahi sokaktayız. Caminin yanında zaten, değil mi? Şu anda ezan da okunuyor. Caminin sokağındayız zaten. Gerek vaktinde okunan akşam ezanıdır bu. Aynen. İlla son buluyor. Bu dükkana da gelin. Ben kapandıktan sonra geldiğim için üzüldüm. Çünkü çok çeşitli ürün var. Mesela ne bileyim, yağ var, parfüm var, tıkı var, dildo var, oyuncak var, bir gaz tüpü, çok çeşitli kostümler. Bazıları tasarımcıların, çoğu tasarımcının sanırım, değil mi? Ben şu an şey oldum ya, bence bu programda ben oraya geçeyim ve artık bu program senin olsun. Sen bence, değil mi abi? Bence böyle olmalı ben yani. Ben çok moderatör kafasına girdim, evet, değil mi? Evet, süper ya, aynen. Kusura bakma. Yani, o yüzden zaten ben ilk hali ne kusur. O yüzden zaten biraz da çakallık yapıp yani kimi çağıracağımı çok iyi biliyorum. Beni bugün bence kullandın mı yani? Evet ya, yani bunu kusura bakma bugün, ama. Estağfurullah, ben de rahat bir tip gibi görünüyorum. Aynen. Ama bu bir dış persona tabii ki, biliyorsunuz. Bütün neşeli görünen insanlar içlerinde neşeli değillerdi. Ama bu konuda rahatım. Yok, eve gidip ağlamıyoruz ama ben çok utangaç bir insanım aslında. Allah Allah. Belli ölçülerde. Ama bunu aşmakla ilgili çok çalıştım. Zaten meslek onu gerektirdiği için ama yine çok enteresan anlarda çok şey şekilde utanırım. Ama kendimi rahat hissettiğim bir yerde de... Burası çok iyi ya. Burası çok iyi şu an, bu ne bileyim. Bu koltuğu değiştireceklermiş. Yani koltuk çok rahat. Bu koltuk satılıcı için mi değiştirmiyorum? Yeni koltuklar gelecek. Ama çok bu koltuğu götürmeyin koltuk bence, aynen. Bu koltuk diyorum, bir manita. Ama her şeyi ne söyleyeyim? Okey, tamam. Shopping odayız. Ya dükkana gelin ya. Evet. Bu dükkana gelin, bir gezin bence. Evet, tamam. İyi, ben böyle şey nasıl başlamadıysam güle güle falan da şey yapmıyorum. Demeyeyim, çok diyemiyorum. Yani. Beraber güle güle de yiyelim. Yok ya, demeyelim. Bir sonraki programda Yiğit'le yapacağız. Güle gülesiz bir program mı olmuş? Güle güle o zaman. We are Shopee Goat.